Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Kevser suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Ve Kevser suresiyle Allah-u Teala Resulüne çok çok şeyler verdi diyoruz. Ve Allah-u Teala adına konuşmak değil de Kur'an'a bakarak tarihe bakarak, olup bitenlere bakarak adeta Allahu Teala'nın Resulüne şunları verdiğini iddia edebiliriz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna kel kevser. Sana kevseri verdik. Sana çok çok şeyler verdik. Neler lütfeyledik sana, neler. Her şeyin en bereketlisini, hazinelerin en değerlisini, bitmezini, tükenmezini verdik. Çünkü biz sana Kevser'i verdik, Kevser'i. Seni seçtik ve süzdük. Hatta seni ta ezelde seçkin kıldık. Ve iyi bil ki biz sana Kevser'i verdik. Sana Kevser'i verdik ya artık hiçbir şey bugünkü gibi olmasın istedik. Yeryüzü bir başka yeryüzü, gökyüzü bir başka gökyüzü olsun dedik. Ve sana Kevser'i verdik. Sana o muazzam Kur'an'ı verdik. Ve sana seb'i mesaniyi verdik. Sakın başkalarına verdiklerimize imrenme, gözünü dikme dedik. Yapayalnız tek başına kaldığın, zannı kaldığını zannedenler şunu bilsinler. Sana ve duhayı verdik ki bilesin seni asla terk etmedik ve sana, ve sana veda etmedik. Ve başta şunu haber verdik sonun önünden daha iyi olacak dedik. Ve sana verdikçe vereceğiz. Sonunda seni razı edeceğiz dedik. Ve senin göğsüne inşirah verip sırtındaki yükü hafiflettik. Adını adımla birlikte yeryüzünün her bir noktasına oradan da fezalara yükselttik. Çünkü biz sana kevseri verdik. Kıyamet gününe dek sürecek şekilde semaları ezanlarınla süsledik. Yani biz sana çok çok hayırlar lütfeyledik. Sana hiç kimselerin tahayyül bile edemeyeceği güzellikler verdik. Sana düşmanlık edenler varsın çölün bir gün seni de yutup yok edeceğini umsunlar. Putlarına dokundukların, sürüp gitmekte olan düzenlerini bozdukların, kafalarını karıştırdıkların senin bir gün bitip tükenmeni beklesinler. Her şeyi silip süpüren zaman, her şeyi öğütüp un ufak eden zaman onu da siler götürür. Bir gün gelir o da unutulur diye beklesinler, avunsunlar. Bakın erkek çocuğu da öldü. Kim sürdürecek onun namını? Unutulup gitmesine şurada ne kaldı diye sevinsinler. Halbuki şunun farkında değiller biz sana kevser verdik. Kevser. İnna atayna kel kevser. Anneni aldık. Babanı aldık. Evet, anneni babanı aldık senden ama analarını, babalarını senin uğruna feda eden yüz binleri verdik sana. Oğullarını aldık. Senin Abdullah'ını aldık, Kasım'ını aldık, İbrahim'ini aldık. Fakat biz sana bir Fatıma verdik. Fatıma ile birlikte ehli beytini verdik. Dünyanın son gününe kadar senin adını taşıyacak, mirasını üstlenecek sayısız yiğitler verdik. Ali'yi lütfeyledik. Bir Hasan bağışladık. Hüseyin ikram ettik. Annenden babandan bir kardeş vermedik. Lakin sana bir Ebu Bekir, bir Ebu Bekir verdik, bir Ömer lütfeyledik. Kutlu yolculuğunda Hatice'yi aziz yoldaş, Ayşe'yi yar eyledik. Herkes cenneti özler dururken cennetin özlediği Bilal'i verdik. Bilal'i verdik sana, Ammar'ı verdik sana. Seni kendi canından aziz ve üstün bilen, bunu defalarca gösteren Zeyd'i yoldaş eyledik. Çünkü biz sana kevser lütfeyledik. İnna atayna kel kevser. Seni bağrına basan Medine hazırladık. Bir ensar verdik sana. Seni yolda koymayan, arkana baktırmayan yoldaşlar verdik sana. Nasıl ki semaları yıldaz, yıldızlarla donattık, işte böyle senin etrafını da yıldızlarla kuşattık. İsrailoğulları Musa'ya demişti ya, sen ve Rabbin ikiniz gidin savaşın diye. Biz asla gitme, gitmeyeceğiz. Burada burada oturuyoruz. İşte böyle demeyen, onlara benzemeyen yiğitler lütfeyledik. Ey Allah'ın Resulü, seninle Berkül Gamada Evet, seninle Berkül Gamada bile denizlerin bittiği, yolların tükendiği yere kadar gideriz. Sağında, solunda çarpışırız. Arkanda, önünde kıvranır pervaneler gibi döne döne savaşırız diyen ve dediklerini de aynen yerine getiren ensar, muhacir yiğitlerini verdik sana. Çünkü biz sana Kevser'i verdik. Fetih suresi verdik. Fetihler lütfeyledik. Seni sürüp çıkaran Kureyş'i utandırdık. Mekke'yi ve geri verdik. Hayber'i ikram ettik. Taif'i ümmet yaptık. Şehirlerin kapılarını birer birer açtırdık. Uğrunda diz çöktürdük. Vaat ettiğimiz gibi sana Bizansı verdik, İran'ı lütfeyledik. Çünkü biz bir defa inna atayna kel dedik. Denizler gibi ümmet verdik. Her biri bir dağ gibi alimler ihsan ettik. Kıyamet gününe dek insanlar üzerine onları şahit tuttuk. Senin adına kurulmuş medeniyet de verdik. Şehirler mamur ettik. Devletler ihsan ettik. Senin şanını yayan, senin örnekliğini, senin emanetini bir sonraya aktaran alimler lütfeyledik. Dağlar gibi yığılı kitaplar imla ettik. Senin dersini gören, senin dersini veren siretler lütfeyledik. Sana şiirler düzen, senin natını yazan binlerce şair verdik. Seni en çok sevmeyi, her şeyden çok sevmeyi, seninle bir olmayı, cennete girmenin biricik şartı yaptık. Çünkü biz sana inna atayna kel kevser diye vahyettik. Bütün bunlar buranın, bu dünyanın kevseri. Sana bir de cennetin, ötelerin kevserini, gözler ve gönüller aydınlığı, ebedi yurdun kevserini verdik. Artık bütün müminlerin koşup uğraştıkları, yanıp tutuştukları biricik özlemleri havuzumda buluşmak. Kevserinde buluşmak. Seninle orada olmak. Yakınında bulunmak. Madem ki inna atayna kel kevser dedik, sana dünyanın kevserini, uhbanın kevserini verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver dedik. Sana bu zedenleri epter kıldık. Birileri varsın, yeryüzünde ebedi zannetsinler kendilerini. Varsın, zorbalıkla ezberletsinler, silinip gitmesin diye isimlerini. Kılıçlarla, dipçiklerle, tanklarla dayatsınlar minicik yavrulara. Şunu bilsinler ki, biz sana kevseri verdik. Sana düşmanlık edenlerin yeryüzünden isimlerini verdik. Hepsini unutturduk, epter kıldık. Unutulmayanlar varsa onlardan, isimlerinin kalmasına müsaade ettiklerimiz varsa eğer, lanetle anılsınlar diye, ibreti alem olsunlar diye müsaade ettik. Çünkü seni seven sevmeyenleri, seni sevmeyenleri, sana kin besleyenleri soysuz ve epter kıldık. Velhasıl senin şanını ve izzetini hep en üstün kıldık. Çünkü biz bir defa inna atayna kel kevser dedik ve sana kevseri verdik. Aziz ve muhterem izleyenlerim. Allahu Teala bunları demek istiyor desek yanlış olmaz. Niye? Şu saydıklarım hepinizce malumdur ki bir bir tahakkuk etmiş, gerçekleşmiş ve buna hepimiz şahit olmuşuz. Yani Kevser'i iyi anlıyoruz. Çünkü oldu, verildi, gördük. Görmediğimiz sadece ahiret kısmı ki o da elbette olacak. Canı gönülden inanıyoruz. Kalıbımızı basıyoruz ki Allahu Teala Resulüne de bu dünyada verdiklerinin çok çok fazlasını asıl öteki dünyada verecektir. Ve şunu da iddia edebiliriz ki bu sadece Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme değil. Ona ne verilmişse bize de verilmiştir. Yani Kevser bizimdir de aynı zamanda. Bize de Kevser verilmiştir. Biz bu Kevser'in bir parçasıyız. Hem parçasıyız hem bize de bizim de nasibimiz var. Yani o her şeyini zaten bize aktarmıştır. O sevgili Resul sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden aldığı her şeyi zaten bize vermeden gözüne uyku girmemiştir. Yani Annelerimiz onu anlatırken öyle anlatıyorlar ki yani eğer evde bir dirhem, bir miskal altın, gümüş, para bir şey varsa onu dağıtmadan gözüne uyku girmezdi diyor sabahlamazdı. Evinde altın ola ola, gümüş ola ola, dirhem ola ola, yani verilecek bir şey ola ola sabahlamazdı. Çünkü gözüne uyku girmezdi buyuruluyor. Evet. Tabii böyle bir Resul aleyhissalatü vesselam, yani bizi de bu kevserinden hem dünyasında hem uhbasında nasiplendirecektir. Muhterem izleyenlerim, bu sureyi celilenin Medine'de inmiş olmasının bir başka ee, nüktesi de içindeki o kurban kes, Rabbin için namaz kıl, kurban kes, bir yere oturuyor. Yani kurban da İslami bir ibadettir. Ve namaz ve bayram namazı. Elbette burada fıkıh ulemamızın buyurduğu bir şey vardır. Hani bir şeyin e, farz olabilmesi için yani delaleti de, sübûti de Kat'î olması lazım. Yani hem sabitliği kesin olması lazım. Burada sabit var. Nedir? Fesalli li rabbi kevenhar var. Burada salli var, namaz kıl var, kurban kes var. Ama e, delaleti kat'î diye yani falan gün. Falan gün kes demiyor burada. Mesela diyelim ki hani Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu İde izenu diyeliz min yevmil Burada nedir? Sübutu da katidir, delaleti de katidir. Yani günü de bellidir, vakti de bellidir cuma namazının. Ey iman edenler, cuma günü namaza çağrıldığınız zaman alışverişi bırakın, koşun buyuruluyor. Burada hem yani her şey sabit. Ama burada sabit olmayan nedir? Delaleti. Acaba yani o zilhiccenin 10. günü mü kastediliyor, o gün ki kesilen kurban kastediliyor veya o gün kılınacak sabah namazından sonraki bayram namazı mı kastediliyor? Bu kesin olmadığı için ulemamız buna kimisi sünnet, sünnet-i müekkede vacip demişlerdir. Ama nedir? Bildiğimiz bir şey var ki Kevser suresinden bir şey öğreniyoruz ki İslam'da kurban vardır. Kurban İslam'dadır, İslam'dandır. Birilerinin bugün özellikle bu konuda fazla konuştuğu, ileri gittiği, haddini açtığını göz önüne getirerek bunu diyelim ki, evet bu sureyi i Celil'e özellikle Medine'de nazil olmuşsa ki hemen, bu da ayrıca bir kevserdir öyle değil mi aziz ve muhterem izleyenlerim? Bu yani kurban da Namaz da, ki bayram namazı gerçekten müthiş bir olaydır. Bu da Allahu Teala'nın müminlere lütfeylediği ayrı bir kevserdir. Evet, bu surede muhterem izleyenlerim, ufak bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Gerçi bizim dersimiz kıraat dersi, tecvid dersi değil de, yalnız bu Kevser suresinin kelimelerinde bazı hatalar yapıldığını görüyoruz. Okuyuşları doğru, herkes doğru okuyor ama ben bazen kardeşlere söylüyorum, şu Kevser suresini bir parçalara ayır hele, yani kelimelere ayır hele bir göreyim diyorum, yanlış ayırıyorlar. Nasıl? Mesela Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna diyorlar. İnna atayna değil. İnna atayna ke. Ee, elbette okurken tamamını okuyoruz ama Surenin ismini söylerken veya bir çocuğa birisine oku bakayım şu inna Atayna diyoruz. İnna Atayna ke. Yani burası bir kelime, El Kevser bir kelime. Ben bazen söylüyorum ya şu kelimeleri bir ayır dediğimizde inna Atayna kel Kevser. Anlam değişiyor o zaman. Nasıl? İnna Atayna biz verdik. Kime? O belli değil. Ne verdik? Aynen şöyle oluyor. İnna Atayna kel Kevser derse eğer İnna atayna ke aslında ''İnna atayna ke el kevser olacak. Ama bitiştirdiği için Arapça kural hemze geçildiği için bitiştiriyoruz. İnna atayna el kevser. Kafanızı karıştırmak değil de bunu artık kültürün okumanın arttığı, kitap okumanın arttığı bir dönemde bunu iyi bilelim. Neymiş? İnna atayna ke yani sana kevseri verdik. O zaman kel kevser olursa kevser gibisini verdik. Kevser gibisini kime? Belli değil. Biz kevser gibisini verdik. Olur. Halbuki inna atayna ke el kevser diye bu kafamızda böyle bölersek sana kevseri verdik olur. Başka ilginçtir bu kelimenin sure-i celilenin içinde kardeşlerimizin yaptığı bir yine yanlış bölme var. Fesallili diyorlar. Fesalli bir kelimedir. Li rabbike bir kelimedir. Ke Dikkat ediniz. Fesalli li rabbike venhar. E ne olur efendim biz zaten bitiştiriyoruz. İnşallah bir şey olmaz da. Ama söylediğimiz gibi kültürün arttığı, yoğunlaştığı, bilgi birikiminin yani zirveye çıktığı bir dönemde ufacık bir kelimeyi iyi bölelim. Yani fesalli namaz kıl. Li rabbike. Rabbin için namaz kıl. Fesallili dersek böyle bir kelime yok Arapçada. Sallili diye, fesallili diye bir kelime yoktur. Fesalli li rabbike venhar. Aynı hatayı bir de Fatiha'da yapıyoruz. Fatiha'da da biliyorsunuz iyyâke bir kelimedir. Nâbüdü bir kelimedir. ke, bir kelime, nâbüdü ayrı bir kelimedir. İyya kenâbüdü zannediyor bazıları. İyya bir kenâbüdü. Bu da yanlıştır. E bunlara dikkat edelim. Evet, Aziz ve muhterem izleyenlerim. Eee inne şaniyeke hüve Sana o şey neden kin tutan içinde sana karşı düşmanlık ve kin besleyen var ya bu kelime bir de eee Maide suresinde geçiyor aynı kelime değişik bir kalıpta geçiyor ve la yecidu mennekum Evet. Şen şenaan kin, düşmanlık. Muhterem izleyenlerim, burada sana kin tutanlar var ya, sana buz eden, sana kin tutan, sana epter diyen var ya, asıl epter odur. Ve gerçekten söylediğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a epter diyenler epter olmuşlardır. Yani isimleri, nesilleri, özellikle isimleri, namları bitmiştir, tükenmiştir. Belki e, biz bununla sadece soyun kastedilmediğini iddia etmemiz gerekir. Kur'an-ı Kerim'in gelişine baktığımızda, bu sureye baktığımızda yani epter sadece oğulları olmayan kişiler değil. Aynı zamanda şanı, izzeti, şerefi devam etmeyen, orada biten, tükenen, orada doğup, orada ölen, namı öteye gitmeyen kişiler demek biraz daha tutarlı olur. Çünkü o insanlardan belki rivayete göre bazılarının evlatları olmuştur, devam etmiştir ama isim önemli olan isimleri unutulmuştur. Önemli olan bu dünyada hayırla yad edilmemiş, şerefle, izzetle yad edilmemiş, anılmamıştır ve tükenmişlerdir. Ve Allahu Teala bunu da yani Kevser'i ispat ettiği gibi bunu da ispat etmiştir. Yani Mekke müşriklerinin ileri gelenlerinin hepsi bitmiştir, tükenmiştir. Söylediğimiz gibi evet isimleri yani bugün bazılarımız biliyoruz ama söylediğimiz gibi hayırlanmak için değil anıldığı zaman lanetullahi aleyh diye Allah'ın laneti üzerine olsun diye bu şekilde anılsın diye Allahu Teala aynen hani tebbette olduğu gibi tebbet yede ebi leheb bu da bunun çok müthiş bir başka bir yönden ispatıdır. Evet. kuya Ebu Leheb'in adı anılıyor. Anılmaz olsun. Yani kalksa da kalsa da e, görse bir anıldığını her gün yani her müminin dilinde yuh olsun Ebu Leheb'e diye. Evet Allahu Teala aziz ve muhterem izleyenlerim dilediğini aziz eder, dilediğini zelil eder, dilediğini epter eyler, dilediğine de Kevser lütfeder. Rabbim bizi Kevser'den istifade eden, Kevser'den nasiplenen kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.